coğrafya. Yani burada cuma namazı kılmak da nasip olacakmış. Yani şu bahçelerde oturdunuz, bakın çimlerde ibadet ettiniz. Hakikaten sırf şunun için bile, bu benim kanaatim, buraya gelinirdi. Şu an içinde bulunduğumuz bu muhteşem eser bir ulu cami. Hem de Hazreti Ömer döneminde temeli atılmış bir ulu cami. Normalde bu coğrafya Romalılarla Sasaniler arasında defalarca alınmış ve verilmiş bir coğrafya. Köküne, kuruluşuna giderseniz milattan önce 3000'e kadar gidiyor. Yani milattan önce 3000'lerde Sümerlerin kurduğu bir şehir burası. Sümerler. Normalde Sümer, işte Akat, Babil, Asur, Elam, bunlar Mezopotamya medeniyetinin çok önemli devletleri. Hepimize işte ortaokul yıllarında ya da ilk öğretimlerde bunları öğrettiler. Milli tarih derslerinde. Yani kadim bir coğrafya. Sümerler döneminden sonra burayı ele geçiren ilk büyük medeniyet Roma İmparatorluğu olmuş oluyor. Roma İmparatorluğu. Ya öyle ilginç ki, bakın birazdan sizinle bu camiyi ve buradaki türbeleri konuştuktan sonra arkada ucu gözüken Mor Yakup Kilisesi'ne gideceğiz. Günümüzden tam 1700 sene evvel o Mor Yakup'u oraya kuran adam, kendisi Germenika doğumlu. Germenika neresi? Kahramanmaraş. Germenika, Kahramanmaraş o günlerde nereye bağlı? Bugün çiğ köfte markası ile meşhur olan bir medeniyete bağlı. Ama marka da alalım. Kommagene. Kommagene krallığının merkezi Adıyaman'a bağlı. Yani Kommagene bir eyalet, bir devlet. Kommagene'ye bağlı bir Germenika diye bir şehir var. Ve Germenika'da o günkü Kahramanmaraş'ta doğan bir çocuk İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da baş patrik oluyor. Hem de 2. Theodosius'un baş patriği oluyor. 2. Theodosius İstanbul'un kara surlarını inşa eden adam. Bugün Zeytinburnu ile Suriçi arası üçlü sur sistemi var ya İstanbul'da. O surları yapan 2. Theodosius bu genç din adamını görüyor. Anadolu'da şehir şehir gezip insanları putperestlikten tek Allah'a çağıran bir adam bu. Bu insanlar anlayış olarak o günlerde bir kısmı Hristiyan, bir kısmı da İsevi. Konuştuğumuz kişi aslında İsevi ile çok yakın bir insan. Hazreti İsa'yı Tanrı değil, aslında önce insan olarak kabul eden bir adam. Ve Romalılar bunu aforoz ediyorlar. Roma'nın zulmünden kaçıyor. Nereye geliyor? Nusaybin'e geliyor. Ve şu gördüğünüz arkadaki kilise binasını inşa edip yüzyıllarca, on binlerce öğrenci yetiştiriyor. Bakın bu bir cami. Bizim camimiz. Zeynel Abidin Camisi. Çok eski. Temeli Hazreti Ömer'e kadar giden bir cami. Ve hemen yanında aynı bahçeyi paylaşan bir Mor Yakup Kilisesi. Hakikaten bu anlamda çok ilginç. Burası bir kampüstü. Burayı sadece böyle yaşı 70-80'i geçen amcaların öbür tarafa hazırlandığı bir cami olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Öyle bir şey olsaydı kulübe kadar bir cami olurdu. Bu camiyi niye böyle enine genişlemiş, devasa boyda bir eser yaptılar? Çünkü burası bir üniversiteydi. Caminin kenarında küçük küçük odaları görüyor musunuz? Bakın orada bir eyvan var. Şöyle beni takip edin. Eyvanı da bir yakından görelim. Hocam hoş geldiniz bu arada. Nasılsınız? İyisiniz? Valla yanınızda anlatıyoruz. Tahmin ettim. Yanınızda anlatıyorum. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın hocam, lütfen. Estağfurullah tabii ki. İşi eline vermek lazım. Estağfurullah. Çok sağ olun. Dilerseniz hocam hücrelerimizi de ziyaret ettirebiliriz. Sohbet meclisimiz var. Yani kalabalığız ama kapıdan bakmak isteriz. Bakın bu odalar gördüğüm kadarıyla hala günümüzde eğitim hizmeti veriyor, kültür hizmeti veriyor. İnsanlar hala bunları kullanıyor. Bir ulu cami nasıl olur? Bir ulu cami bir kere şehrin merkez camisidir. Bütün halk burada toplanır. Sadece yaşlı amcaların gelip namaz kıldığı bir yer değildir. Bizim bugün Türkiye'de cami deyince bu geliyor aklı ve ben buna çok üzülüyorum. Namaz vakti açılıyor. Amcalar geliyor namazı kılıyor. Pırt kilitleniyor. 24 saat açık olması gereken bir yer günün 5 vakit namazını toplayın 1 saat yapar. 23 saat kilitli, sadece 1 saat açık. Ama tabii ki genellemiyorum. Bakın mesela bu gördüğümüz tarihi bir ulu cami. Ve bu ulu camiye son şeklini Abbasiler vermişler. Abbasiler. Yani şu cami bile yaklaşık 1300 yaşında. Bakın kilise 1700 yaşında, cami 1300 yaşında. Çünkü nihayetinde İslamiyet Hristiyanlıktan sonra geldi. Hazreti Ömer'in Nusaybin'in fethi. Hayırdır, gölgeye toplanmışsınız. Ekibi görüyor musunuz? Ya bir güneş var burada, bir güneş. Nasıl hemen? Ha, anladım, pardon. Ben suizan ettim. Hüsnü zannediyorum. Yakın olmak için buraya gelmişler. Ya var ya, yanıyoruz. Dün İstanbul'da donduk.
Buraya da böyle kalın kalın montlarla geldik. Ben Allah'tan bir tane kısa kollu almıştım yanıma. Ne olur ne olmaz. Mardin'in 23 derecesi İstanbul'un 23 derecesine benzemez demiştim. Yanılmamışım. Onun için bu gölgeye kaçmalar biraz da ondan. Hocam yani bu dünyada yanıyorsunuz, Allah öbür tarafta yakmasın. Amin, amin hocam inşallah, evet haklısınız. Tabii yazın durulmuyor buralarda değil mi? Evet, öyle böyle değil. Ya bu sene biraz gecikmeli oldu, sıcaklar gecikmeli geldi. Daha mı erken geliyordu? Kesinlikle daha erken. Mayıs başında batıya göre, batının Haziran Temmuz'u burada Mayıs'tır. Allah Allah. Çok daha sıcak olur ama ülkemiz genelinde olduğu gibi burada da daha geç başladı kış ayı, yaz ayı. Dolayısıyla da yani şu an burası Nusaybin halkı için şu an bu hava çok iyi. Evet. Öyle söyleyeyim. Çok daha normalde, çok daha yüksek derecelerde olması gerekiyordu. O yüzden şu an çok daha sıcak. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Çok memnun olduk hocam sizin geldiğiniz ayrıca. Camimizin kıymetli görevlisi. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Hocam bizim en büyük arzumuz Nusaybin gibi bu kadim coğrafyalara daha çok insanımızı getirip tanıtmak. İnşallah. Çocukları gördüm mesela, ne kadar çok öğrenci buradaydı, camideydi, evet. Tanıştık onlarla. Hepsi evet. Önce şunu sordular. Ne çekiyorsun dediler. Instagram videosu dedim. Kaç takipçin var dediler. Direkt soru bu. 400 bin deyince bir anda böyle gençlerle bir sarıldık. Bir muhabbetimiz arttı falan. Ondan sonra güzel oldu. Çok güzel. Yakalamamız lazım onları. Kesinlikle. Hocam az önce bahsettiğiniz gibi belki de camimizi, hatta bu bahçeyi, bu alanı en özel kılan şeylerden bir tanesi de malumunuz Mor Yakup'la beraber burası aslında tek avlu içerisindeydi. UNESCO'nun 2013'te geçici mirasına girdi iki yerde. Dolayısıyla orada bir tel örgü şu an var. Kazı çalışmalarından dolayı yeni bitti. Bakanlığımızın parkımızı kültür ve inanç parkı olarak yakın zamanda turizme açması planlanıyor ve Türkiye'de de gerçekten iki farklı dinin iki ibadethanesi aynı avlu içerisinde yani tarih olarak en eskilerinden bir tanesi diyebiliriz bölgemizde. Zaten burayı da özel kılan şeylerden bir tanesi hocamızın az önce ifade ettiği gibi burası, yani yüzyıllarca orada Hristiyan öğrenciler burada, yani manastırda Hristiyanlar, burada ise Müslüman öğrenciler eğitim görmüşler. Yan yana aynı avlu içerisinde medeniyeti, dinlerini paylaşmışlar. Bu anlamda da Nusaybin, bu bölge, Mezopotamya çok değerli, çok, çok kıymetli. Bir de hocam, buradaki kiliseyi bakın birazdan gideceğiz. Kaçta açılıyor? Bambaşka bir din Katoliklik. Fakat Haziran'ın getirdiği dinin belki de en az bozulmuşu, İslam'a en yakını, yani o günkü orijinal Haziran'ın getirdiği en yakınlarından bir tanesi Nasturilik. Nasturiliğin ana merkezi de Nusaybin. Burası çok önemli. Ya İstanbul Ortodoksluğu kovuyor bu insanları. Bu insanları aforoz ediyorlar. Bu insanlar Nusaybin'e sığınıyorlar. Buraya yerleşiyorlar. Neden kovuyor İstanbul Hristiyanlığı bunları? Hazreti İsa Tanrı değil, Allah'ın peygamberidir ve insan olarak doğmuştur dediği için. Birazdan ben size kilisenin bahçesinde monofizit ne demek, diofizit ne demek bunları anlatacağım. Ve bunları konuştuğumuz zaman Afrika'ya gittiğinizde bir Habeş Etiyopya Hristiyanının farklı olduğunu, bir bizim Mardin Süryaniliğinin farklı olduğunu, Nusaybin Nasturiliğinin farklı olduğunu, İstanbul Ortodoksluğunun ya da Ermeni Gregoryanlığının ya da Avrupa Katolikliğinin bambaşka şeyler olduğunu göreceksiniz. Biz ama konuyu bilmeyince hepsini bir kefeye koyuyoruz, Hristiyan deyip köşeye atıveriyoruz. Ona bakarsanız, hocam yanınızda kusura bakmayın, yani Necaşi de nihayetinde biliyorsunuz bir Hristiyandı. Ama Meryem suresinin ayetlerini duyunca Cafer bin Ebu Talip Hazretlerinin dudaklarında ne dedi? Aranızda sizinle bizim şu çöp kadar ancak fark var dedi. İşte bugün biz bu farkı, yakınlığı fark etmek de istiyoruz. Bu adamları İstanbul'dan niye kovdular? Bu adam baş patrikti yani. Son derece önemliydi. Konu konuya açıyor. Ben hemen cami özetime devam ediyorum. Tabii o zaman. Hocam, şimdi bakın, ulu camiler çok önemlidir. Ulu cami, Arap dünyası camiyi kebir der. Kebir, işte biz ona Ulu Cami demişiz. Bursa'nın Ulu Camisi vardır. İşte Diyarbakır'ın Ulu Camisi vardır. Harput'un, her şehrin vardır. Ve tabii ki Nusaybin'in de bir Ulu Camisi var. Çok kadim bir cami. Hazreti Ömer bu coğrafyayı fethederek buraya huzur getirmiştir. Çünkü Hazreti Ömer'e kadar burayı bir Roma alıyor, bir Sasani alıyor. Bir Roma, bir Sasani. Yazık, millet ne yapacağını şaşırıyor. Her gelen halkı sömürüyor, halkı rahatsız ediyor. Hazreti Ömer'le beraber burası huzur buluyor. Ve buraya ilk kez bu caminin temelleri atılıyor. Yani şu camide namaz kılarken Hazreti Ömer'in, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın, Mus'ab bin Umeyr'in, Şurahbi bin Hasen'in, Halid bin Velid radıyallahu anh'ın bu camide namaz kıldığını lütfen hayal ederek kılın. Yani bunu bilmemiz icap ediyor.
Ve bu camide bizi şaşırtmayan iki tane isim var. Biri Zeynel Abidin Hazretleri, diğeri de onun biliyorsunuz yani Hazreti Hüseyin'in ablası, Zeynel Abidin halası olan Sitti Zeynep. Hazreti Zeynep Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi. Kerbela'da Hazreti Hüseyin şehit ediliyor ve orada bayağı bir kişi şehit ediliyor. Hazreti Hüseyin'in soyundan bir erkek kurtuluyor. Küçük bir çocuk Zeynel Abidin Hazretleri. Ve o tabi Hazreti Hüseyin'in mübarek başı kesiliyor. Hazreti Zeynep sizin günahkar ellerinize kardeşimin başını dokundurmam diyor. Kendi elinde o mübarek başı Şam'a kadar taşıyor. Şam Emevilerin başkenti ve tabi Yezid'in huzuruna götürüyorlar. Hazreti Zeynep, Zeynel Abidin Hazretleri ve Aşere-i Mübeşşere'nin büyükleri, önemlileri. Mesela Esma binti Umeys Hazretleri. O da biliyorsunuz Hazreti Ali'nin, Cafer-i Tayyar'ın da eşiydi. O da Şam'a getiriyor. Yani Emeviler onları, Ehl-i Beyt'i kontrol altında tutuyor Şam'da. Uzun bir süre. Emevi yıkılınca bu mukaddes aile dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Bugün Nusaybin'de hocam seyitler vardır değil mi? Seyit aileleri. Hocam çok yakınımızda hemen hacılar mezarlığı var. Zaten burada seyitliğin nişanesi yeşil bayrak koyuyorlar hocam mezarlıklara. Hatta bizim kendi külliyemizin içerisindeki mezarlıkta da aynı şekilde var. Seyitler mezarların başlarına yani farkındalık olsun diye, bilinsin diye yeşil bir bayrak asarlar. Çok yakında bir hacılar mezarlığımız var. Aynı şekilde orada ve burada birçok örneğini görebilirsiniz. Yani bu bölgede çok fazla seyit var. Bu bölgede evet. Ya da Diyarbakır'da ya da Siirt Tillo'da neden buralarda çok fazla seyit var? Emevi zulmü döneminde sahabe cebri bir hicret yaşamış. Bunlar bu Anadolu topraklarına gelmişler. Hatta ne Anadolu? Semerkant'a kadar gitmişler. Çin'e kadar gitmişler. Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri'nin kabri Çin'de. Efendimiz Aleyhisselam'ı kabre koyup kabirden son çıkan küçük amcasının en küçük oğlu Şahzine diyor Özbekler. Semerkant'ta yayılmışlar. Onun için bu bölgede sahabe çok gelmiş. Buranın insanlarıyla kaynaşmış. Onun için bu bölgede seyitlerimiz, şeriflerimiz bizim çoktur. Ve burada kabirler var. Tabi rivayetlere göre gerçekten Zeynel Abidin Hazretleri burada mı? Çünkü Zeynel Abidin Hazretleri'nin baktığımız zaman Medine'de, Cennetül Baki'de büyük anneleri, Hazreti Fatıma'nın ayak ucunda kabirleri var. Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık. Orada kabirleri var. Hazreti Hasan yan yana yatıyorlar. Hazreti Zeynep, Hazreti Hüseyin'in ablası. Bir kabri Şam'da, bir kabri Kahire'de, bir kabri de Nusaybin'de. Görüyorsunuz değil mi? Nusaybin ne kadar ağır olduğunu. Hocam şu medreselerden türbeye doğru geçebilir miyiz? Tabii ki hocam. Bu medrese odaları, öğrenci odaları şu an ne olarak kullanılıyor? Şu anda hocam sohbet meclisimiz var, birinci odamız. Cuma günleri de hanımlara yönelik hocam vaazımız vardı, vaize hocamız tarafından. Şu an oradalar zannediyorum, başlamış olabilirler. Özel gün ve gecelerde hocam. Hocalarımız geliyorlar. Kubbe Altın Sohbetleri adı altında. Biz orayı şu an aslında uygun olarak güzel ilim sohbetleri. Bir kısmını hanımlara ayırıyorsunuz. Hanımlara tabii ki her zaman başımızın üstünde yerleri var. Hanım ablarımızın tabii ki. Aynı şekilde külliyemizin içerisinde aktif olan bir Kur'an kursumuz var. Hocam erkeklere yönelik. Hemen karşısında aile ve dini rehberlik büromuz var. Haftanın iki günü vaizin hocamız tarafından yine hanımlara yönelik hocam dertleri, sıkıntıları dinleniyor. Ve beraberinde manevi bir danışmanlık yapılıyor. Devam edecek olursak hocam. Burada görevli odamız var. Cami görevlileri hocam. Biz burada biraz kalabalıyız. Ulu cami olduğu için, merkez bir cami tabii, olduğu için. Tabii. Burada inşallah yakın zamanda hocam Diyanet ve TDV yayınları dediğimiz başkanlığımızın yayın yani başkanlığımızdan çıkan kitapların sergilendiği, tanıtıldığı bir büro, ofis düşünüyoruz. Şu anda da şimdi içerisine gireceğimiz bir kitap kahvemiz var. Gençlere yönelik özellikle. Buraya gelen genç kardeşlerimiz aynı zamanda çay ve kahve ikramımız oluyor. Burada mütevazi 3000 kitaplık bir kütüphanemiz var. 3000 kitaplık. 3000 kitaplık evet. Çok güzel. İçeri girersek canlı yayın yapıyorum. İnternet kesilebilir. Bakmak isteyenler girip bakabilirler. Evet evet buyurun bakabilirsiniz. Hatta ben hocam müsaadeniz ışığı lütfen, kapatılmış. Lütfen lütfen. Ya bakın mesela hocamız anlattıkça ben mutlu oldum. Neden? Çünkü şimdi bu camiyi yaptıranlar Hazreti Ömer döneminde, daha sonra Abbas döneminde son şeklini verenler şu öğrenci odalarında ne yapılsın istediler? Eğitim verilsin, gençler şekillendirilsin. Bakın şu an yapılanlar onların adetiyle paralellik arz ediyor. Ne kadar? Onun için Ulu Cami demek aslında kampüs demektir. İşte bundan 1300 sene evvel bu caminin temeli atıldığında Hazreti Ömer döneminde
Burası şehrin kampüsüydü. 7'den 70 herkes gelirdi, burada gıdalanırdı ve ruhları burada şekillendirilirdi. Yani Ulu Cami'nin mantığını yine buna döndürmek zorundayız. Şehrin gıdalandığı ana arter olmalı. Hani aort damarı gibi düşünün. Baktığımız zaman cami enine genişleyen bir plan aşamasına sahip. Neden? Bunun iki sebebi var. Bir, sahabe ilk cami nerede yapıldı? Kuba'da yapıldı. Kuba, Ulu Cami. İkinci, İslam'ın ilk camisi Medine Mescid-i Nebevi. Ulu camiler yapılırken iki sebepten dolayı enine genişleyen bir cami formu yapıldı. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin yakın namaz kılma arzusu. İki, ön safta durmanın sevabı. Bu iki nedenden dolayı herkes ön safta durmak istedi. Dikine bir cami yaparsanız o zaman ön saf kısa olacağından ikinci, üçüncü safa geçecek insanlar. O zaman ne yapıldı? Camiler enine genişleyen bir formda yapıldı. Medine'deki Mescid-i Nebevi, Şam Emeviye, Urfa Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami, Harput Ulu Cami, Mardin Ulu Cami, Nusaybin Ulu Cami, bu. Hepsi enine doğru genişliyor. Kurtuba Ulu Cami, yüzlercesini sayarız. Hepsi enine genişleyen bir formdaydı. Bu formun batıdaki son örneği nedir biliyor musunuz? Edirne, Üçşerefeli ve İzmir, Selçuk, İsa Bey'dir. Enine genişleyen form. Sonra artık dikine genişleyen bir forma geldik. Cami mimarisinden atıyorum. Dikkatinizi çekiyor değil mi? Bunlar çok önemlidir. Ve çok amaçlı olarak kullanılması hakikaten çok güzel. Hocam türbeye geçelim mi? Ya sizi içeri sokamıyorum. Canlı yayın, internet kesilir, kesme taş. Türbeye geçebiliriz. Şimdi... Biz kardeşim türbesi hocam burası. Yalnız tabii canlı yayın, evet. İçeri girince kesin. Hocam burada konuşalım. Ben onu sonra Instagram hikaye yaparım. Türbenin içini Instagram hikayeden izlersiniz. Hocam halk bu türbede kimin yattığına inanıyor biliyor. Önce onu öğrenmek istiyorum sizden. Hocam aslında siz yani hocamızın söylediği şu an camimiz aynı zamanda da 91 yılında kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmış bir alan. Külliyemiz. Şu anda Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğü'ne bağlı camimiz. Yaklaşık 10 yıl kadar önce hocam restorasyondan geçti. Şimdi burası hakkında iki tane rivayet var. Bir adım atalım, çıkmak istiyorlar galiba. Burası hakkında iki tane rivayet var. Bunlardan birincisi hocamızın bahsetmiş olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu olan Hazreti Hüseyin'in oğlu olan Zeynel Abidin'in makamı yahut da malumu yani makamı yahut da ilerleyen yaşlarında maalesef ki katledildi ve nihayetinde de yek vücut olmadı bir uzvunun burada bulunduğu rivayeti var. Bu aynı zamanda Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğü'nün de baz almış olduğu rivayet. Fakat ikinci bir rivayet var. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torun sıralamasında o kadar yakın olmayan 13. kuşaktan yine Hazreti Hüseyin sallallahu aleyhi ve sellemin torunu olan Zeynel Abidin Hazretleri'nin burada bulunduğu ve aynı tarihlerde burada yaşadığına dair sağlam kaynaklar var. Eserlerinden bizler bunu öğreniyoruz. Yani bu o zaman burada Artuklu Beyli dönemi, Anadolu'da Selçuklu dönemi, burada kendisi alim bir zat, ilmi faaliyetler yürütülmüş. Dolayısıyla da kendisinin bu coğrafyada Hicri 550'li, miladi 1159'lu yıllarda yaşadığına dair rivayetlerden dayanarak burada kendisinin de kabri olduğu söyleniyor hocam. Peki Sitti Zeynep için ne diyorlar? Sitti Zeynep içinde hocam şöyle bir tevafuk var. Aynı şekilde 13. kuşaktan torun olan Zeynel Abidin'in de bir kız kardeşi var Zeynep adında. Hatta Sitti ifadesi malumunuzdur hocam. 6 demek Arapçada. 6 yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torun sıralamasında da 6. Zeynep'e tekabül ettiğinden dolayı Sitti Zeynep olarak burada nam saldığı söyleniyor. Bu iki rivayette baz alınıyor. Tabii ki biz sadece ikincisini alsak 864 yıllık bir tarih var. Hocamın da az önce bahsetmiş olduğu tarih bazı alacak olursak 1300 yıllık gibi bir tarih ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok uzun bir tarih. Fakat iki rivayeti de biz baz alıyoruz. Yani insanlar gelenler iki rivayeti de aslı olarak bunu bilerek burada geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Dediğim gibi ama torunu olduğu kesin. Fakat iki rivayet var. Dediğim gibi bu iki rivayetten halk hocam ikisini de biliyor. Evet. Öyle söyleyeyim. İkisini de biliyor. ama tam böyle bir yakın bir bilgi yok. Tabii. Yani şimdi bakın Arap dünyası mezara da makam der. Evet. Bir vefat etmişin hatırasının ya da vücudunun bir parçasının kanı dökülmüş olabilir. Bir elbisesi olabilir. Oraya gelip zamanda namaz kılmış gitmiş olabilir. Yani hatırası kalmış olabilir. Ona da makam der. Fakat biz cenazenin olduğu yere mezar, hatıranın ya da bir uzvun olduğu yere makam diyoruz.
bu karışıklık bundan kaynaklanıyor. Gittiğiniz zaman mesela bugün Suriye'den Yemen'e kadar, yani mezarı da makam dendiği için kafalar karışıyor. Şahsen net bir şey yok. Aynen hocamın dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Hazreti Zeynep Abidin Hazretleri'nin kabri Medine'de. Evet. Hazreti Zeynep'in ise kabri 3 farklı şehirde, biri burası olmak üzere. Ama nihayetinde sahabeler buraya geldi. Bakın yarın Mardin'de olacağız. Ben size 3 tane sahabenin kabrine götüreceğim Mardin'de. 3 sahabe efendimiz yatıyor. Sahabenin geldiği bir yere sahabe çocukları gelmez mi? Tabii ki gelir. Geldiler, kaldılar, bulundular. Bize Bilal Habeşi Hazretleri, gerçek kabri Şam'da. Ama Tarsus'ta da kabri var. Bugün Kilis Tilhabeş köyünde de kabri var. Neden? Çünkü geldiler. Romalılarla savaştılar. Burada namaz kıldılar, dua ettiler. Ve burada mukaddes bir iz bıraktılar. Onun için gerçek kabri buradaymış hassasiyetiyle dualarınızı yaparsanız çok iyi olur. Hocam ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir anti parantez. Bir makam daha var Nusaybin'de. Ne yazık ki çok fazla bilinmiyor hocam. Bu vesileyle ben inşallah duyurmuş olayım. Hemen buraya da çok yakın, yaklaşık bir 800 metre kadar uzakta Selman-ı Pak diye isimlendirdiğimiz Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Aynı zamanda Hendek fikrini veren sahabi efendimizin de burada bir makamı var. Kendisi malumunuz Farisi, İran'dan gelmiş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıncaya kadar kendisi İran'dan buraya geldi. Arkasından da Ankara bölgesine gitti ve Ankara bölgesinden Hicaz bölgesine gittiği rivayeti var. Kitaplarda geçer. Aynı zamanda burada adına bir mescit yapılmış. Yine tarihidir ama makamdır. Kendisi sadece oraya geldiği için bilinmesi niyetiyle yapılmış eski bir makam vardır. Burada hocam Nusaybin'e çok fazla bilinen bir yer değil. Bu vesileyle sizin vasıtanıza duymuş oldum. Ben son bir şey söyleyeyim. Burada 2016 yılında buraya ben Mardin Valiliği'nin davetiyle gelip konferans vermiştim Nusaybin'de. Evet. Şu yanılmıyorsam buraya ara sokak bir tane sinagog vardı ama özel mülktü, bir amcanın deposu olarak kullanılıyordu. Duruyor mu hala? O ara sokakta bir yerdeydi. Evet. Yani hocam, buradan yürüyerek gittik orayı, tam hatırlamıyorum. Doğru. Yani öyle bir yer var hocam. Oranın korunması lazım. Niye? Onlara biz Babil Yahudileri diyoruz. Çok ilginç bir grup onlar. Onlar sürgünle Hazreti Musa'dan sonra Babil'e götürülüyorlar. Babil kralı Buhtun Nasır tarafından. Süleyman Mabedi'ni yıkan adam bu. Sonra bunlar geri dönüyorlar. Kudüs'e dönenler devam ediyor. Dönmeyip Nusaybin, Diyarbakır, Urfa, Antep'e yerleşenler Babil Yahudisi olup Hazreti Zekeriya, Hazreti İsa hiçbirini tanımıyor. Sadece Hazreti Musa'yı tanıyorlar. Çok ilginç bir grup. Nusaybin'de kalmadı galiba. Evet, Musevi cemaati hiç. Evet. Zamanında vardı yoğun. O yapı da onların böyle bir ilginç eseri olarak korunmalı. İnşallah korunur. İnşallah. Babil Yahudiliği için konuşulması gereken ilginç bir detay. Kesinlikle evet. Bahsetmiş olduğunuz gibi hocam burada gerçekten Babil Yahudilerinin yaşadığı, yani hatta halk dahi bilir. Hatta mahallesi vardır. Buraya da yakındır merkezi. Burada uzun süre yaşam sürdükleri biliniyor. Zaten burada işte Süryaniler, yani Hristiyan Süryanilerin çok sayısının fazla olduğu biliniyor. Aynı zamanda Araplar, Kürtler, yani bir etnik grubun hepsinin bir arada yaşamış olduğu. Yani şunu diyelim, şöyle bir mesajla bitiriyoruz. Avrupa ve Amerika, yıllarca dünyayı sömürdünüz. Herkesi kendinize benzetmeye çalıştınız. Halbuki kalkıp gelip bizim coğrafyamıza baksaydınız, farklı ırkların, renklerin, dillerin ve dinlerin bir bahçede bir araya gelebildiğini, orada sinagogu, orada kilisesi, burada camisi, huzur içinde yaşadığını görecektiniz. Keşke bizim medeniyetimizi, inancımızı örnek alabilseydiniz. Nusaybin bizlere bunu anlatıyor. Hepinizi Nusaybin'e bekliyoruz. Teşekkürler, selamlar. Buyurun türbeye geçelim. Evet, hemen türbeye geçelim.